Anlat bakalım Türkiye, Diyarbakır'da yolculuğuna tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şu an yanımızda kim var tanıyalım. Medeni Çakıcı. Medeni Çakıcı, öncelikle tütüncülük deyince bölgede zaten ismini sıkça duyduğumuz birisi kendisi. Öncelikle Diyarbakır tütünü meşhur diyorlar ama. Evet, Diyarbakır tütünü meşhur. Özellikle Lice Halhal tütünü. Halhal Çiftliba Çekiği tütünü meşhur. Tadı damağında bırakıyor, üksürtmüyor. Çok güzel bir içimdir, öyle söyleyeyim. Tütün genelde nerelerde yetişiyor coğrafyamızda? Coğrafyamızda Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Urfa, yani var Bitlis, var Muş, var. Peki en güzel tütün nereden çıkar? Valla bizim şu andaki buradaki yörede en güzel tütün şu anda diyoruz ki Çiftlibahçe Halhal Köyü. Peki Halhal siz Köyü. yetiştiricilik yapıyor musunuz? Aha, aynı zamanda hem yetiştiriyoruz hem yetiştirdiğimiz ürünleri getirip satışa sunuyoruz. Peki ürünler nasıl yetişiyor? Nasıl koşullarda, şartlarda yetişiyor ve bu yetişen ürünler yani tütünlerimiz bunlardan neler elde ediliyor tütün dışında? Yazın yetişiyor. Zaten bunun 3 ay ömrü var. Hasatı nasıl yapılıyor mesela? Hasatı ben size şöyle gösterebilirim aslında. Ekranda da görüyoruz izleyicilerimiz. Şöyle de gösterebilirim. Hasatı mesela biz ilkin tohumken tohumunu atıyoruz. Ondan sonra gübresini tarlamızı sürüyoruz. Fidan şeklinde ekiyoruz. Ekimden sonra da yavaş yavaş biçmeye çalışıyoruz. Zor mu peki toplaması tütünü? Valla biraz zahmetli bir iş ama güzel yine hani aileye katkı sunuyor. Öyle söyleyeyim. Peki şunu sorayım, ne zamandan beri tütünle uğraşıyorsunuz? Valla ben kendimi gördüm göreli tütünle uğraşıyorum. Yaklaşık ben 35 yaşındayım. 35 senedir ben kendimi tütünün içinde görmüşüm. Aileden gelen bir Evet, aileden gelen. gelenek diyebiliriz çünkü sürdürülebilir. Evet, aynen öyle. Ne Doğru mutlu diyorsun. size. Çok Sağ teşekkür olun. ediyoruz verdiğiniz Teşekkür bilgiler ederim. için. Sağ olun. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz İnşallah. efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler teşekkür ediyoruz ve Diyarbakır'da yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz.